Afetin yaşandığı ilk günden itibaren milletvekilimiz Barış Bey, genel meclis üyemiz, il başkanımız, partili arkadaşlarımız hemen yardıma koştu. Sonra ertesi gün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz bütün iş makineleriyle, lojistik destekleriyle burada oldular. Devlet de buradaydı, yok demiyoruz. Erdoğan iki de birbirimizi yalan terörüyle itham ediyor ama şu vardı. Ayın 12'sinde ve 13'ünde özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iş makineleri bölgeye sokulmadı. Şimdi hepsi çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Biz ilk iki gün sokulmadı dedik. Ama gel gör ki bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bölgede 130'un üstünde iş makinesi Ayancık ve Bozkurt'ta çalışıyor. Yaralar sarılacak şüphesiz. Sarılmalı. Devlet şu anda en kolay olanı yapıyor. Afetten sonra en kolay iş enkaz kaldırmaktır. Önemli olan devlet için, yerel yönetimler için, merkezi yönetim için yara sarabilmektir. Mesela afetten en çok etkilenen Bozkurt ve Ayancık ilçe merkezlerinden sonra en çok etkilenen merkez Babaçay köyü. Türkiye'nin dikkatini, Ayancık ve Bozkurt'ta zaten Türkiye dikkatini verdi. Babaçay köyüne günlerdir dikkat çekmeye çalışıyorum. Sebebi şu. Bir köydeki evlerin neredeyse tamamı yok oldu. 20'ye yakın cenazemiz var, ölümümüz var ve devletin bakanları, bakan yardımcıları köylülerle iletişim kurmuş. Bakan yardımcısı gelmiş Babaçay köyünde köylülerle iletişim. Köylüleri azarlıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Olmaz olsun böyle destek. Hükümeti tekrar söylüyorum. Ayancık Küçük Sanayi Sitesi'nde ve Bozkurt ilçe merkezinde şu anda iş yerleri yıkıldığı için çalışamayan 500'ü aşkın, 1000'e yakın insan var. İş yerleri yok onların. İş yeri sahiplerine ayrı destek verin. Çalışamayan, evine ekmek getirecek durumda olmayan, Ayancık Küçük Sanayi Sitesi çalışanlarına, Bozkurt ilçe merkezindeki esnafların yanında çalışanlara devlet mutlaka bir yıl boyunca en az ayda bir asgari ücret vermek zorundadır. Bu çağrımı ineliyorum. Öte yandan evsiz barksız kalan vatandaşlarımız bir an önce konuta kavuşması, başını sokacak bir yuva bulması ve sıcak bir aş pişirebilmesi için de bütün seferberliğin, bütün sürecin hızlandırılması gerekiyor. Yoksa iki ay sonra havalar Karadeniz'de yağmurlar başladığında yüzlerce vatandaşımız evsiz barksız kalmaya devam edecek. Kayıplar hala var. Kayıpların bulunması için de gayret eden herkesten müteşekkirim. Allah onlardan razı olsun. Yerel, genel, özel kuruluşlar, özel kurtarma ekipleri, birlikleri herkes bir seferberlik içinde. Ama sel nedeniyle kaybolan canlarımızın ölü ya da diri mutlaka onlara ulaşmamız lazım. Bu konuda da hükümeti ve devleti daha duyarlı, daha hızlı çalışmaya çağrı ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir yalan terörü ifadesidir hem Erdoğan'ın dilinde hem bakanların dilinde pelesenk yolda gidiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. İlk iki gün muhalefet belediyelerini sel bölgesine sokmadınız. Sonra sokmaya başladınız. Tıpkı Ege bölgesindeki yangında benim Mumcular'da basın toplantısı yaparken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Bodrum Belediye Başkanı ile söylediğim gibi 5 saattir burada bir helikopter, bir uçak görmedim. Sözümüzü yandaş kanalına Manavgat'taki uçağı benim arkama montaj yapıp Erdoğan'ı kandırdılar. Erdoğan, senin bu etrafındaki dalkavuklar sana yalan söyledi. Muhalefet yalan söylemiyor. Beyefendi esmiş gürlemiş. Türkiye'nin yangınlar ve sellerden sonra çok önemli bir sorunu da Afganistan kaynaklı olası göç dalgası. Beyefendinin şunu bilmesi lazım. Afganistan halkının yanında olmak ayrı, Taliban'ın yanında olmak ayrı. Erdoğan bunu bileceksin. Böyle şey olur mu? Bir ülkede uluslararası bir terör örgütü devlet yönetimini ele geçiriyor ve sen bunlarla görüşüyoruz, görüşeceğiz, iyi ilişkiler kuracağız, ılımlı mesajlar veriyor, çok şükür diyebiliyorsun. Bir zil tak oyna bari. Bir zil tak oyna. Ilımlı mesaj verdi, Taliban Türkiye'ye yönelik köşeli konuşmadı diye. Türkiye bu kadar aciz mi ya? Türkiye bu kadar aciz mi? Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Taliban'ı ılımlı tanımlamak milletin aklıyla alayım. Şayet Recep Tayyip Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse, bir gaflet içinde değilse ki öyle olmasını umuyorum. Şunun için
Eğer Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse, Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali noktasına gelmiştir. Bu da Türkiye için bir felaket. Felaket. Taliban'la diyalog, Taliban'la yakın ilişki, Taliban'la sıkı fıkılık, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da bir tek Mehmetçiği bırakmak, Türk ateşle oynamaktır, Türkiye'yi ateşle oynamaktır. Taliban orayı ele geçirmiş, Amerika terk etmiş, Biden Afganların savunmadığı Afganistan'ı ben mi savunacağım demiş. Biz şimdi Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan havalimanında Mehmetçiğimizi bırakıyoruz, öyle mi? Ne uğruna? Ne uğruna Erdoğan bunu söyledi? Bu millet her şeyi yapar. Bu millet Kore'ye de gitti. Bu aziz milletin Türkiye için, Türkiye'nin selameti, senin için yapamayacağı şey olmaz da. Senin 3-5 dolar, 3-5 euro hevesin için bu milletin askerini feda etmene Cumhuriyet Halk Partisi'nin müsaadesi olmayacaktır. Ve Taliban'la masaya oturmak için çok iştahlı, çok hevesli olan Erdoğan'a soruyorum. Bunun gerekçesini bize açıkla. Nedir? Nedir? Afganistan halkıyla dayanışmak ayrıdır. Taliban'dan kaçan insanlarla kucaklaşmak, onların derdine derman olmak ayrıdır. Ama Taliban'la kucaklaşmak ayrıdır. Erdoğan, Taliban'la kucaklaşmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin senin tabirinle fıtratında yoktur. Bunu da bileceksin. Birleşik Arap Emirlikleri ile ciddi yatırımlarımız başlıyor. Hayırlı olsun. Oh ne ala. Çok merak ediyorum. Ne oldu? Gene ne oldu? Erdoğan hep bunu soruyor. Zikzaklarından dolayı. Ne oldu kardeşim? Hani bu Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasında. 15 Temmuz hain darbe girişimine yapanlara Birleşik Arap Emirlikleri destek vermişti. Bunun bir bedeli yok mu? Hani terörü finansmanına Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük katkısı vardı. Ne oldu Erdoğan? Hani Sisi'yi, hani Hafter'i Birleşik Arap Emirlikleri desteklediği için onlara esip görülüyordu. Ne oldu? Tekrar söylüyorum. Her şey para değil. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye ihanet etmişse 3-5 avro, 3-5 euro için Birleşik Arap Emirlikleri ile kol kola giremezsin. Türkiye'nin hiç mi onuru yok? Hiç mi haysiyeti yok? Hiç mi gururu yok? Hiç mi şerefi yok? Seni bilmem. Ama bu ülkenin de 84 milyonun gururu da var, haysiyeti de var, şerefi de var. Türkiye kendisi için tehdit olan hiçbir ülkeyle bedeli mukabili kol kola girmez. 3-5 kuruş için Türkiye kimseye kol kola girmez. Biden görüşmesiyle ilgili biz yalancılıkla suçlamış. Pesin pesin. Dışişleri yetkilisi yoktu dedi. Bize dedi ki Sayın Genel Başkanımıza yalancı, müfteri nereden gördün? Kim söyledi diyor. Sonra da ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Değerli basınlar, sevgili ayancılar. Sonra dedi ki ne demek yok? İlla ki dışişleri yetkilisi olmak zorunda. Ben varım ya ben her şeyim. Sen her şey değilsin Erdoğan. Bu devletin gelenekleri var. Bu devletin bir kültürü var. Bu devletin bir birikimi var. Hem ben vardım ya yeter diyor. Hem olmadığını ispatladı. Sen ispatlıyorsun işte. Bir tek ben vardım diyorsun. Görüntüler bunu ispatlıyor. Ve sonra diyor ki Cumhurbaşkanı itham etmek ahlaksızlığın danışkası. Biz Cumhurbaşkanı'nı eleştirmezsek, devleti yanlış yönetenlerin yanlışlarını söylemezsek asıl ahlaksızlığı asıl görev kusurunu o zaman. Seni eleştirmezsek, senin yanlışlarına boyun eğersek, baş eğersek biz ahlaksızız. Ama seni eleştirmek, senin yanlışların konusunda seni uyarmak, yapıcı muhalefet anlayışımızı ortaya koymak bizim ahlaki vasıflarımızın ne kadar üstün olduğunu gösterir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şahsım devletine çevirmene müsaademiz yok, olmayacak. Tercüman kadar başınıza taş düşsün demişsin. Düşsün. Yeter ki başımıza taş düşsün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefi ayakta kalsın. Dünya milletler ailesi içerisinde saygınlığını korusun. Başı tek alnı açık olsun. Erdoğan'ın tam olarak söylemek gerekirse bir denge ve denetim sorunu vardır. Ve Erdoğan azmiyle yükselip hırsıyla bakanların içinde bulunduğu ruh haliyle hareket etmektedir. Bu Türkiye için bir kayıptır. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı hem evet bir tek ben vardım yeter ya değil. Sonra da ne demek ki nereden gördünüz kim biliyor dışları yetkilerin olmadığını diyorsa bir denge sorunu vardır. Bir iç denetim sorunu vardır. Ben bu kadar söylemekle şimdilik yetinecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini eleştirmesini yalan terörü diye nitelemek
onu kurtarmaz. Tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan azmiyle yükseldin, hırsınla batacaksın. Sen de bu hırs varken senin batışın için bizim fazla bir şey yapmamıza bile gerek yok. Kendini kendin çürütür, kendi tezini kendin çürütür hale geldi. Bizde de eskiden ağaçlar varmış. Efendim kesmişler, çay dikmişler, çaya da azotlu gübre atmışlar. Efendim gübre de toprağa yakmış, eritmiş. Bunun için bunlara afetlere neden olmuş. Erdoğan, sen Recep'sin. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık ve cumhurbaşkanı olarak görev yaptın. Ondan önce de o altı sayılı bir süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyasetçisin. Sen o zaman Rize diye bir derdin yok muydu? Neredeydin sen? 20 yıl önce mi oldu bu doğa katliamı? Rize'de ya da Batı Karadeniz'de. Oldu. Senden önce de oldu. Ama ağa babasını sen yaptın. Akber'de sen yaptın. Efendim Cerattepe'de sen yaptın. Rize'de, İkizdere'de sen yaptın. Hangi birini sayalım Erdoğan? Değerli arkadaşlar, 20 yıldır sanki ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu yönetiyordu ve ülke bu felakette geçti. Anlamak mümkün değil. Ve muhalefete çamur atarak, muhalefeti karalayarak günahlarını, ayıplarını, kusurlarını örteceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Muhalefete atacağın çamurla, muhalefete iftira atarak ne Rize'deki ayıbından, ne Ege'deki, Manavgat'taki ayıbından, ne son olarak Ayancık, Bartın, Kastamonu, Bozkurt'taki ayıbından arınamaz. Ayıbından arınmanın bir yolu var. Kolları, paçaları sıva, bakanların burada şov yapmak yerine, enkaz kaldırmak yerine onu iş makineleri yapıyor. Bırak İBB, Ankara Büyükşehir hepsini yapıyorlar. Gel milletin yarasını san. Ayancık Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yerleri kapandığı için şu an çalışamayan 500'ün üstündeki işçiye ekmek mi? Aşk onların çocuklarının, onların gözünün içine bakarken o babaların vicdanlarının çırpındığını, parçalandığını görmedim. Bozkurt'taki esnafımıza sahip çık. Beyefendi yeni bir yol buldu. Afet olur. Efendim size kredi vereceğiz. 3 ay elektrik parasını erteleyeceğiz. Ayıp ya. Ağlıyorum de kardeşim. Sarayın bir gecelik elektriği Bozkurt'un bir aylık bütün ilçe elektriğine çıktı. Almayın ben. Bir yıl alma. Millet bir felaket yaşamış. Millet ölülerini arıyor. Kayıplarını arıyor. Velhasıl şuna da pişkinlik diyoruz ya, pişkinlik. Diyor ki beyefendi biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Biz bir ve beraber oluruz Erdoğan. Ne zaman olduğunuz biliyor musun? Bozkurt'ta yüzlerce insan kayıplarını ararken, denize cesetler vururken, dükkanların içinde çamura gömülmüş cesetler varken, oraya gelip miting yaparsan, oraya gelip biz ve onlar diye söze başlarsan, insanlar canıyla uğraşırken buraya doğal gaz getireceğim diye seçim mitingini oraya çevirirsen, biz seninle birlik olamayız. Senin bakanların, senin valilerin, senin kaymakamların Muhalefet Partisi'nin grup başkan vekili olarak bana hoş geldin ya da işte sayın başkan burada şu derdimiz var demek ki benim yanıma yaklaşmaya korktu ya. Senden korktuklarına. Biz seninle nasıl bir bebel alalım? Ayancık Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili diye Bozkurt'a inen helikopteri, Havana'ya inen helikopteri, en ağır Bozkurt'tan sonraki en ağır hasarı yaşayan Ayancık'a niye indi? Biz seninle nasıl bir sırf belediye CHP'li merkezde Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha yoğun diye neden ayancına? Neden Bozkurt'a verdiğin geçmiş olsunu Abana'ya verdiğin geçmiş olsunu Abana'ya vermediler? Biz seninle nasıl biliyoruz? Olamayız. Olmak isteriz. Olamayız. Şunun için olamayız. Selde, yangında, depremde. Kan davalılar bile sırt sırta verir. Kan davalı. Ama senin bakanların, senin bürokratların, Cumhuriyet Halk Partililer buraya bulaşmasın, iş makinesi de gelmesin, tırı da gelmesin, suyu da gelmesin, grup başkan vekili de gelmesin, milletvekili de gelmesin, ilgilen meclisi de gelmesin, il başkanı, ilçe başkanı da gelmesin edasındaysa, sen toplumun kafalarında gördün sen. Bu yüzden aklını başına demek geliyor şimdi. Ve AFAD'a para meselesi. Vermeyeceğiz. Aklı olan da vermez. Şunun için vermez.
AFAD'a para mı verecekmişiz? Evet, vermeyeceğiz. Niye vermeyeceğiz? Söyle. Niye vermeyeceğiz? Söyle. Bir, bu kadar büyük bir devleti, bu kadar güçlü bir devleti, Cumhurbaşkanı'na ait 13 özel uçağı olan bir devletin 3 ilçede sel oldu diye millete IBAN yollaması tam bir kepazelik. Bu kadar lüks harcaması olan bir devletin, bu kadar devleme şatafat içinde olan bir devletin, 200 bin lüks makam aracı olan bir devletin 3 ilçede sel oldu diye vatandaştan IBAN, vatandaşa IBAN yollaması ucubeliktir. Ben elçi yolladı. Bu millet acıyı, kederi paylaşmasını bilir Erdoğan. Bu millet, bunun örnekleri çoktur. Bu millet 1950'li yıllarda ajanslarını devletine hibe etmiş bir millettir. 1950 yıllarda. İkinci Dünya Savaşı sonrası tabibatlı yaraları sarmak için. Ama sen 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraları iç ettin. Sen Beşiktaş saldırısında toplanan paraları iç ettin. Paralar nerede diye sormaktan dilimizde tüy bitti. Ne 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraları adresine gönderdin, hak edenlere, hak sahiplerine gönderdin. Ne de Beşiktaş saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve gazilerimize o paraları gönder. Gönderseydin hepimiz senin verdiğin gibi bana yine para verir. Sana güvenmiyoruz. Hiç kusura bakma. Sana güvenmiyoruz. Bu tabloda milletten de IBAN para istemeyi bırak. O IBAN'ları geri çek. Devletimiz büyüktür. Devletimiz güçlüdür. Yandaşlara, beşli çeteye aktaracağım paraların onda birini Bozkurt'a, Ayancı'ya aktarsan Bozkurt'a, Ayancı Ağabey. Beş çeteye aktardığım paraların %1'iyle biraz sonra gideceğimiz Babaçay köyü ağabey. Milletten topla, beş çeteye dağıt. Oh ne? Sonra da muhalefete çamur. Ya sicili bozulunca banka bile kredi vermiyor Erdoğan. Millet sana niye kredi versin? Bankanın yapmadığını millet senin için ne yapsın? Ve son olarak şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bir büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız demek şu. Afganistan bizden 2900 kilometre uzakta. 2900. Arada koskoca İran var. Ama sen Biden'la ne konuştuysan Avrupa Birliği ülkeleri diyor ki bu Afgan göçüyle ilgili Türkiye'de maması yok. Afganistan'a anlatırsana kardeşim. Afganistan'daki adam İran'dan geçmeden zaten Türkiye'ye gelemez. Belli. Sen bir söz vermişsin. Sen bir söz vermişsin. Biden da demiş ki Afgan halkı Afganistan'ı savunuyor. Bir Amerikan askeri görmesine müsaade ediyor. Çekmiş gitmiş oradan. Şimdi Biden pazarlığına kılıf alıyoruz. O kılıfı bulamazsın. Sınırları koruyamayacağız mı? Korumayacağız mı? Bunu çık millete açıkça sor. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını koruyamayacak noktada diyor musun? Burada yazıyor olduğundan mısın? Gerçi kızıyorsun öyle diyenlere. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını korumayacak. Kevgire mi çekilecek? Bunu millete açıkla. Sınırlarımızda şöyle yazdı. Hudut namus yazdı. Kahraman Mehmetçik de o hudut taşında nöbet tutar. Al bayrağı selam çek. Sen 3-5 dolar için, 3-5 avro için sınır namustur tabelalarını oradan kaldıracaksan bunu bile. Ama şunu sana söyleyeyim. Bu millet hayatta ve hayattayken sınırlarımız, namusumuz olmaya, hudutlarımız, namusumuz olmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını 3-5 dolar için kevgire çevirecek bir müstemleke olmayacak Erdoğan. Bunu da bilmen lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, senin göçmen, mülteci, sığınmacı adına ne dersen de Biden'la yaptığın o anlaşmayı çöpe atacağız. Bilgin olsun. Sınırlarımız, hudutlarımız adına ne derseniz deyin, namusumuz olmaya devam edecek. Sen unutmuş olabilirsin. Ama bu aziz millet paradan çok daha değerli kıymetlerimizin, varlıklarımızın olduğunun hala bilincinde ve bu millet paradan çok daha değerli şeylerin olduğunu
unutmaz, unutmadı, unutmayacak. Bunu da kafanda bir yere yaz. Ve son ayıbı Etiyopya Başbakanı Türkiye'ye gelmiş. Biz bunlardan memnunuz. Değerli arkadaşlar. Biz isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti başında sevmediğimiz Erdoğan da olsa, kızdığımız Erdoğan da olsa, milletin oyuna gelmiş oraya oturmuş, Türkiye Cumhuriyeti devleti dünya milletler ailesi içinde saygın bir noktada olsun. Bunu istiyoruz. Etiyopya Başbakanı Büyük Atatürk'ü büyük bir reformist, karizmatik bir lider olarak tanımlamış. Hatta adam ona da kötü şey dememiş. Büyük reformist, karizmatik lider Atatürk'ün bıraktığı yerden devam eden Erdoğan diye Erdoğan'dan devam etmiş. Heyha, çevrede büyük reformist, karizmatik lider kısmı kalmış, Atatürk gitmiş, buharlaşmış. Bu tercüme ettirilmemiş, edememiş tercüman Erdoğan'dan korkusun. Onları bana karar. Ama benim bildiğim şey var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir başbakanı kabul ederken genel başkan Atatürk'e övgüler düşse, dişse ben olsam, ben başbakan olsam, cumhurbaşkanı olsam gözümden iki damla yaş Erdoğan'ın yaptığından görülüktür. Milletimizin şanlı tarihine nakledildi. Büyük kurtarıcıya nakledildi. Bütün dünyadaki mazlum milletlerin örnek aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e nankörlüktür. En hafif ifadeyle nankörlüktür. Ben müteahhit defalar Erdoğan'ın Atatürk'le sorunlu olduğunu hep söyleye geldim. Erdoğan'a dürüst olun. Çünkü Atatürk'le ne sorunu varsa bunu da açık açık millet anlat. Evet değerli arkadaşlar, bugün söylemek istediğim bunlar. Buradan Babaçay köyünü tekrar tekrar söylüyorum, çok önemsiyoruz. Sinop milletvekilimiz de yanında Barış Bey, yangın bölgesine buraya geldiğim için kafamda yangın selimine girdi. Bölge milletvekilimiz, Sinop milletvekilimiz Barış Bey, Sinop'ta Kastamonu milletvekilimiz Hasan Bey, Kastamonu'da bunları talimatlandırdık, bölgeden ayrılmayacaklar. Vatandaşlarımızın yaraları sarılana kadar enkaz kaldırmak kolay iş için kolay kısmı. Vatandaşların şöyle sırtını geriye yaslayıncaya kadar milletvekilimiz bölgede olacak. Söylemek istediğim iki kısa not varsa buyursun. Evet, Sayın Basın. Mikrofonu buraya koyarız. Sevgili Basın, güney yanıyor, kuzey kanıyor resmen. Sert ilerlediğine baş başayız. 9. güne girdik. Her günümüz dert ve çile dolu. Biz burada öncelikle Sayın Başkan Vekilimiz Engin Atlı'ya teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri bizi burada hiç yalnız bırakmadı. Genel başkanımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza, hepsine ve çalışan emekçi, bu belediyelerde çalışan emekçilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Birlik günü, beraberlik günü en büyük teşekkürde 84 milyon Türkiye halkına teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri bizi yalnız bırakmadı. Arayanlar, yardım etmek isteyenler, sivil toplum örgütleri, dernekler, iş adamları ya da küçücük bir çocuk. Sinop'ta küçücük bir çocuk bir tane çikolatasını, belki annesinin aldığı çikolatayı abi oraya getirebilir misiniz dedi. Bu bizi çok duygulandırdı. Böyle bir milletiz. Böyle bir milletin böyle duygularını yukarıdan çıkıp da bölmek isteyenlere, ayrımcılık yapanlara sesleniyorum. Bizi bölemezsiniz. Bu millet duygusu tarihin en eski günlerinden beri vardır ve devam edecektir. Siyaset adına burayı bölmeyelim. Buraya gelen belediye iş makinelerini aldırmayanlara sesleniyorum. Ya da buraya gelip de bakanlara, burada bakanlar dün de açıklama yaptım diyor ki, bu köprüler eskiydi. Senin 2013 yılında yaptığın Tomruk deposu kimin zamanında yapıldı? Bu da yeniydi. Babaçay Köprüsü'nde. Babaçay Köprüsü'nün kim yaptı? Yıkıldı. Bu yapmayın dediğiniz 2013 yılındaki tombalar geldi bu eski dediğiniz köprüleri. Vatandaşın aklıyla dalga geçmeyin. Evet, biliriz. Birlik olmak, biz de istiyoruz. Birlik olmak istiyoruz. Tabii ki yani bu zor günlerde. Ama yukarıdan birlik mesajı verip de bu alta gelince burada ayrıştırma, bu halk bunu yemiyor artık. Bizim derdimiz, acımız büyük. Ayancılar. Gelip de burada resim çektirip ya da bir bakan yardımcısı, çevre bakan yardımcısı gelip de buradaki vatandaşı azarlatmayız. Haddini bilecek. Hat bilmezse biz bildiririz haddini. Bizim vatandaşımız duygusaldır. Evet, mutludur, sevecendir.
Ama böyle aşağılanmayı fark etmez. Gerekeni de yapar. Kötülük mesajı vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim tekrar. Bu 84 milyona sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar ve bırakmayacaklar. Biz burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Kayıplarımız var. Yaralar sarılır ama olan gidenler oldu maalesef. İnşallah kayıp sayımız artmaz. Sayın Grup Başkan Vekilimiz de söyledi. 20'ye yakın bir kayıbımız olabilir, bekliyoruz. Bulunanlar var, tespit edilemeyenler var. Allah bu günleri düşmanımıza bile yaşatmasın. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, bölgedeki çalışmalarınız hakkında biliyor musunuz? Şu an ne yapacaksınız? Ya da şimdi Babacan Köyü'ne gidiyoruz. Milletvekilimiz, İl Başkanımız, İl Başkanımız, İl Çavuşlarımız. Babacan Köyü'nde biraz önce söylediğim gibi çok büyük bir mağduriyet var. Ortada ev yatacak ev yok. Aş yok, ekmek yok. Hayvan, yani evcil hayvan, inek vesaire gibi hiçbir şey yok. Orada onlarla hemhal olacağız. Oradaki durumu yerinde tespit edip hem parti olarak bizim yapabileceklerimiz var. Geçen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bu konuda bir konuşma, değerlendirme de yaptık. Büyükşehir Belediyelerimizin yapacakları şeyler var. Bir de oradaki yapılacak yeni yerleşimle ilgili hükümetin bir yanlış strateji içinde olduğunu öngörüyoruz. Tekrar dere yatağına afet evi ya da bina yapılmasının öngörülü söylendiğiyle ilgili bilgiler bana geldi. Muhtarımız tarafından ve diğer vatandaşlar tarafından. Bunları yerinde değerlendireceğiz. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları ve temizlik çalışmaları bölgede ağırlıklı olarak yürüyor. Bir yandan da kayıpların aranması meselesi var. Enkaz kaldırma çalışması için en kolay kısmı iş makineleriyle yapılabilen bir iş. Evet zor ama yani diğer hususlara göre bizim şimdi acilen planları sarmamız lazım. Bu yara içsek iş, aşsa aş, konumsa konum, hayvansa yani inektir, koyundur, cümler, hayvan bunlardır. Bunların da tedavi için devletle, devlet millet elinde kapatın. Devlet millet, ya kapat ona. Devlet millet elinde yaraları sarar, devletten beklentisi düşürür. Recep Bey diyor ya, bir gün ne zaman birlik olacağız? Şimdi birlik olacağız. Ayancık'ta Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, Milletvekili, AK Parti Milletvekiliyle, bakanla, bakançıyla kol kola girebiliyorsa birliğizdir. AK Partili bakanlar, kaymakamlar, valiler, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden kaçıyorsa birlik değilizdir. Bu konudaki takdir maalesef bize ait değil. Teşekkür Sayın Başkanım, müsaadenizle. Buyurun. Bir de belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir günden beri uykusuz. Bozuk belediye başkanı diyoruz. Sen bizden biliyor musun? Buraya gelemedi bu saç açıklamasında. Çünkü vatandaşın yanında bir gün olan belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.